İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Okyanus Kolejleri kurucusu Sayın Orhan Özbey, Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Sayın Nazım Boduroğlu, Sayın Cemil İpekçi Bey, kıymetli misafirlerimiz, sahnede görevli öğrencilerimizin değerli velileri, değerli okul idarecilerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız, Okyanus Kolejleri yeni okul kıyafetlerinin tanıtım gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. İçerideki heyecanı size anlatamam. Bir 10 katı da biliyorum velilerin yüreklerinde var. Ben de bir veliyim, haklısınız. Ama içeride her şey yolunda. Hiç merak etmeyin. Çocuklarımızın akıl sağlığı yerinde. Her şey yolunda. Çok profesyonel, çok özel, çok güzel bir gece hazırladılar. Onlara bir moral alkışı lütfen, bir coşkuyla. Niye? Gerçekten bu profesyonelce gece için çok büyük yürekle hazırlandılar. Bu arada tabii ekranları başında, bilgisayar ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz ki Okyanus Kolejleri web sitesinden canlı yayındayız. El sallayabilirsiniz tanıdıklara buradan bizi izliyorlarsa. Evet, gecenin ev sahibi olarak hoş geldiniz konuşması için Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Sayın Nazım Boduroğlu'nu mikrofona davet ediyorum alkışlarınızla. Sayın Hocam çok özel bir gece. Mikrofon sizde. Sayın kurucum, Sayın Cemil İpekçi, değerli okul yöneticisi arkadaşlarım, çok kıymetli veliler. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Okyanus Kolejleri öğrencilerinin giyeceği kreasyonun defilesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her yöneticinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi giydirdiği, eğitim verdiği öğrencilerin giydiği kıyafetlerin düzgün ve nitelikli olmasıdır. Yaklaşık birkaç yıldır bu konuda çektiğimiz sıkıntıların en azından çözüme kavuşması için bir çare düşündük ve bu konuda dünya markası olan Türkiye'nin en ünlü, en iyi kreasyonlarını hazırlayan kişilerinden biri olan Cemil Bey'e gittik. Sağ olsun bizi kabul etti. O mütevazi kişiliğiyle, hakikaten samimiyetiyle, sıcaklığıyla bizi karşıladı ve bize yardımcı olacağını söyledi. Değerli velilerimiz onlara şikayetlerini, sıkıntılarını anlattı ve de Aralık ayından bu tarafa yapılan çalışmalar bir nihayete erdi. Birazdan Cemil Bey'in o zevkini, hakikaten yaratıcılığını, güzelliğini hep beraber öğrencilerimizin üzerinde izleyeceğiz. Firmalarımızın da bu konuda kısa zamanda yetiştirdiği bu defile için ben onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde çocuklarımız çok güzel kıyafetlerle, şık kıyafetlerle ailelerini, bizleri, hepimizi gururlandıracaklar. Bu törenin hazırlanmasında, bu merasimin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir okul kostümünde en önemli şey, ben de bir veli olarak derim ki doğal olması. İki, kostümlerin rahat olması, çocuklar rahat etsinler, sıkılmasınlar. Üç, asla ve asla kanserojen madde içermesinler. Sayın Cemil İpekçi, dünya markası Sayın Cemil İpekçi bunları göz önünde bulundurarak velilerimizle görüştü ve mükemmel bir koleksiyon hazırladı. Birazdan şimdi onu hep birlikte izleyeceğiz. Cemil İpekçi'nin Okyanus Koleji için hazırladığı okul kıyafetleri defilesi Sayın Yasin Soy'un koreografisiyle yani yansıma defilesi başlıyor. Thank you.
face of red and gold as she leaves the summer kisses, the summer hands and you stay out. And since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter sting. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. The fallen leaves, there's by the window, we had the leaves of red and gold. I see all leaves, the summer kisses, the summer hands, and you still. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter sing. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. When autumn leaves
yabana varmak, yabana varman, yabana gitmeden yanıma kalman. Yasını tutmasam, yaşına varsam, karanlık doğmadan ışığa kalsam. Hayal hiç ölçülmez, ne boyu ne de eni. Kaya kömürü gönül, yakar hep koru benim. Hayata seninle dayanırım, her nefes diken. Diken de dert değil gülüm, canın sağ olsun da senin. Aşkın yok nispeti, bir anda bağlanır kısmetin. Her düğüm çözülür, çek hasreti. Havadaki kasvet, birazcık benden. Karadaki ben değil, havadaki bazen. Uçan bir kuş, bazen kaybolan bir kumum. Koskoca alemde yalnız bir kulum. Kol kola gezmek her can ile suç mu? Tamam o zaman benim bu alemde en suçlu. Baktım göğe masmavi, bastığım yer haki. Gördüğüm diyar çok, görmediğimse gani gani. Nefes alıp veren bu canda, çaresiz kalınca. Özlemim büyük, yolum uzun, bende bir karınca. Yanan gönlü akan suda, o yolun en sonunda. Dostum benle solur eğer, dostum benle kalırsa. Dostum sende yaşar, dostun eğer senle ölürse. Bir çiçek olup açar belki tekrardan doğunca. Her açan senin günün, her günse benim günüm. Gözyaşı insan külü ise her yakan insan sözü. Kıvılcım sözün özü ise ayrılık yakar gözü. Tek gören gönül gözü ise kelamım gönül. Sözüm yalnızlıktan galip çıkmaktır İrfan hiç olmadan. İrfan çıktın her seferden. Buddha of compassion, O Buddhas of the past, friend Bodhisattvas, an ocean of measureless quality, please hear my anguish words of in an ocean of joy. Buddha of compassion, Buddha of compassion. Thank you.
Sayın Cemil İpekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve Okyanus Koleji Genel Müdürü Sayın Nazım Boduroğlu'nu bir kez daha sahneye davet ediyorum. Cemil Bey'in bize katkıları için burada huzurunuzda kurumum adına, öğretmenlerim adına, velilerim adına çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şey yaşadım bugün. Öğrencilerimle gurur duydum kıyafetleriyle. Cemil Bey'in katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam biraz evvel röportaj yapıyorlardı benimle. Hayatında tabii ki hep şunu söylerim. Bir gün bu dünyaya veda edene kadar ne tecrübeler ne de ilkler bitmez. Benim de bu sene 40. meslek hayatım. 40. meslek hayatımda bir ilk. Bundan evvel bir kolejin kıyafetlerini yapmıştım. Ama hiç bir kolejin, bir okulun defilesini, sergileme fırsatını Rabbim bana vermemişti. Aslında çok hoş bir şey. Bizler umumiyetle biliyorsunuz büyüklere hizmet ediyoruz. Ama düşündükçe ki anaokulundan liseye kadar gelecek dönemde inşallah beğenirler, daha ileride de benim tasarımlarımı giyecekler. Ve o öğrenci sıralarında benden de bir şeyler olacak üzerlerinde. Çünkü hayatta benim iki şey çok önemli, beyler alınmasın. Hanımlar bir, çocuklar iki. Çünkü hanımlar çok önemli, çünkü o çocukları yetiştirdikleri için. Beyler de bu çocukların arasına giriyor. Ama çocuklar çok önemli. Bence hepimizin geleceği onlar. O sıralarda okurken, çok ben bir dahaki yıl heyecanlanacağım herhalde. Çünkü ben garip bir öğrenciydim. Her liseye bir yere girerken hala çok heyecanlanırım. Her Eylül başladığında da çok böyle kalbim çarpar okul başlıyor diye. Çünkü ömründe karşınızda gördüğünüz bu Rabbin yarattığı varlık hayatında 4-5 dersten ömründe 5 almamış. Cebir, geometri, fizik, kimyadan hep 4,5-5 kurul kararıyla geçmiş. Ama edebiyatı, sosyolojisi, tarihi, coğrafyası 9 olduğunda ağlayan garip bir karneye sahip bir talebe var karşınızda. Bir de çok hakikaten bugün biraz daha deliyim ama talebeyken çok sessizdim. Çok iyi de bir talebeydim. Ben Tarhan Koleji mezunu oldum ama esas Işık Lisesi'ndenim anaokulundan itibaren. Ve hayatımda hep heyecanlanırım Eylül olduğunda. Gene o fizik, kimya, cebir dersleri başlayacak da ben gene bilemeyeceğim gibi. Ama bugünkü çocukların çok daha akıllı olduklarını, çok daha olanakları var. Bakın sizin gibi öğretmenleri, sizler gibi velileri, böylesine müdürleri var. Ne kadar güzel ki artık bir tasarımcının tasarımını giyebiliyorlar. Bizlerin zamanında biliyorsunuz, hele ben 48 doğumluyum, 65'ime giriyorum Allah sağlık verirse. Bizler de bir gri pantolon, bir lacivert münasebetsiz ceket, bir de lastikli kravatlar vardı. Şurasında da ya bir gemi olurdu ya da bir de o ya da okulun bir şeyi ve ayağımızda da manasız botlar, böyle eşofman falan bilmezdik yani, bunlar yoktu. Bugün onun için bence bu çocuklarımız bunun kıymetini çok bilmeliler, burada onların huzurunda söylüyorum. Çünkü ne kadar mutlu onlara ki onların büyükleri onları düşünüyor. Onlar da bize karşılığı olarak bir dahaki yıl onların okullarını ziyaret ettiğim zaman hepsi derslerinde çok başarılı olarak bana karşılık verecekler. Ve ben de o zaman onlara güzel sürprizler hazırlayacağım. Çünkü bir dahaki yıl benim okulumun yılı gibi alacağım Okyanus Koleji'ni. İnşallah. İnşallah onlara belki güzel tatlı seminerler yaparım. Genç kızlarımıza modadan bahsederiz. Genç erkeklerimize hayatın nasıl hoş olduğunu ama sanatın da olması gerektiğini düşünürüz. Hepinizi gönülden selamlıyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Cemil Bey'e müsaade ederseniz, Cemil Bey'e Okyanus Kolejleri Bahçeşehir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bir eseri takdim etmek istiyorum. Sanata verdiği önemi bildiğimiz için böyle bir hediye uygun gördük. Umarım o da bu hediyeyi kabul eder.
Açın lütfen, değil mi? Açsın, değil mi? Biz de görelim. Tabii, tabii. Bakalım ne çıkacak. Kim merak etti, siz mi? Ben, evet, çok merak ettim. Sizi öne alalım, önden bakın. Tabii, olur. Aslında benim herkes bilir. Hiç de saklamıyorum. Utanmıyorum da. Kendime göre çok farklı itikatlarım vardır. Bunların da hayatıma keyif verdiğini düşünüyorum. Hepimizin var belki söylemeye cesaret edemiyor. Mesela fillere çok inanırım uğur getirdiğine. At görmüşsem rüyamda muhakkak o senenin çok başarılı geçeceğine inanırım. Yılan görmüşsem herkes ödü kopar. Ama ben yılanın büyüklüğüne göre muhakkak para kazanmışımdır. Onun için hayatımda mesela bir taşa geçerim sokakta yürürken. Hay Allah o taşa bir kere daha basmam gerekir diye bilirim. Ta Nişantaşı'ndan Taksim'e dönüp o taşa basıp tekrardan yürüdüğümü de bilirim. Ve bu atın bu sene bana gelişi çok önemli buluyorum. Çünkü neden önemli buluyorum? Bildiğiniz gibi Mardin'de bir okul açmıştım. Hadiseli bir okul olmuştu. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'ya maalesef biz Batılıların gitmesi çok annenevi bir şey değildi. Evet. Ve hele kulağında küpeyle, bolunda koylelerle biraz da ülkeme göre uçlarda olan birinin gitmesi de hakikaten çok anlam kazanmıyordu bir sürü insan için. Çok büyük bir savaş verdim inanın. Dördüncü senem ama 180 tane kadının para kazanıyorlar. Ve hepsi bugün artık valilik kiramızı ödemeden okul kirasını ödüyorlar. Evlerine katkıda bulunuyorlar. Kadın haklarını biliyorlar. Ve Allah nasip ederse Ağustos ayında Kızıltepe'de bir zamanlar çok üzücü olayların geçtiği Kızıltepe'de 180 kişilik ikinci okulumu açıyorum. Nasipse yukarıdan Rabbimin rızasıyla da 9 Temmuz'da Bodrum'da açıyorum. Yani Cemil İpekçi Tasarım Merkezleri beşleşiyor. Bir de Şırnak'ta İdil'de bebek okulum var. Bu okulları yaparken bu atın bana uğur getireceğini inşallah ömrümün yettiğince daha okullar açabilebileceğimi inşallah ve bugüne kadar unutulmuş kadınlarımıza hizmet vermeyi, onlara hakikaten çok değerli verdikleri olduklarını öğretmeyi Allah bana kısmet eylesin. Çünkü çok değerliler hepsi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu uğur gitti. Sağ olun efendim. Çok bunu sağ olun. Sizin huzurunuza söylüyorum. Çünkü 9 Temmuz'da açılacak Bodrum'daki okul. İnşallah Bodrum'daki çok okulumun muhakkak çok iyi bir yerini asacağım. Çok çünkü orası önemli bir yer Ege'de. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla, dolu dolu yürekten bir alkışla sizleri kulise doğru uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kulise doğru uğurluyoruz. Cemil İpekçi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm değerli kardeşlerime çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki güzel koreografisi için Sayın Yasin Soy'a çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz Okyanus Kolejleri web sitesinde canlı yayınlanıyor. Günün yani gecenin videosunu almak isteyen kıymetli misafirlerimiz, velilerimiz olabilir. Fotoğraf almak isteyenler olabilir. Okul yönetimi sizlere takdim edecekler efendim. Hiç merak etmeyiniz. Videoları ve fotoğrafları. Bu arada içerideki kardeşlerimin velileri varsa salonda oturabilirler. Çünkü onlar üstlerini değiştikten sonra buraya gelecekler. Herkese geldiği için, katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bir akşamın daha sonuna geldik. Tekrar ediyorum. İçerideki kardeşlerimin velileri burada oturuyor efendim. Dışarı çıkmak isteyen misafirlerimiz çıkarabilirler. Kardeşlerim üstlerini değiştikten sonra buraya gelecekler. İyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkürler.